Evet. Bakalım neymiş bu. To the greatest fans in the world. This is it. This is the end. Bla 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 bla. Remember, Thanos still demands your silence. As always, good luck and happy viewing. The Russo brothers, don't spoil the end game. Merhaba arkadaşlar, kanalım Çaylı Doğu'ya hoş geldiniz. Sanki üzerinden yarım saat geçmiş gibi yeni videoyu çekmeye devam ediyorum. Bir önceki videom bildiğiniz gibi Avengers Endgame'in spoilersuz incelemesiydi. Bu videoda bol bol spoiler'a değineceğiz. O yüzden şimdiden uyarıyorum, eğer filmi izlemediyseniz, spoiler yemekten hoşlanmıyorsanız, ki kim hoşlanır, lütfen videoyu kapatın. Filmi izledikten sonra yine izlemek isterseniz video nasıl olsa burada olacak. O yüzden son 3, 2, 1... Hala buradaysanız devam ediyoruz. Spoilersiz videoda belirttiğim gibi Infinity War'da bir temiz dayak yiyip evrenin yarısının heba olduğunu gören kahramanlarımız Thanos'u bulup taşları ondan geri alıp her şeyi eski haline getirmek istiyorlar. Ama bu sırada Tony yok. İşte ekip tekrardan toplanmaya çalışıyor. Bu sırada Captain Marvel'la tanışmışlar. İşte o Tony'nin bulunmasına daha sonra Thanos'un bulunmasına yardımcı oluyor. Ancak Tony Titan'da yediği yenilginin ve oradaki o kaybın, işte Peter'ı kaybetmekten tut da büyücünün ölümüne kadar her an onu yıkmış ve artık bitkin bir halde geliyor zihin olarak. Tabi aradan belli bir süre geçiyor. Yanlış hatırlamıyorsam 5 senelik bir süreydi. Bu sırada Tony işte Pepper'la evleniyor, çocuk yapıyor vesaire bilmem ne, ama diğer kahramanlarımız hala arayışına devam ediyorlar. Ve sonunda Thanos'u da buluyorlar. Gidip kafasını kesiyorlar falan filan, ama taşları yok ettiği için artık hiçbirinin önemi kalmıyor. İşlerin tam sarpa sardığını düşündükleri anda da Ant-Man çıkıp geliyor kuantum boyutundan. Sizin için 5 sene geçmiş olabilir ama ben 5 saatte oradaydım diyor. Ve bu onlara zamanda yolculuk fikrini aşılıyor. Bu şekilde zamanda geriye gidip işte taşları Thanos'tan önce toplamaya çalışıyorlar filan. Yani filmin aslında genel konusu bu. Evet, güzel bir mantığa oturtulmuş. Ancak tabii her şey planlandığı gibi gitmiyor. Hiçbir plan mükemmel işlemiyor. Özellikle Nebula'nın durumu işleri çok karıştırıyor. Nebula'ya da bu şekilde değişik bir rol vermeleri açısı, işi yükseltmeleri güzel olmuş. Filmdeki yani açıkçası sonu biraz benim için sürpriz oldu. Ben açıkçası Kaptan'ın bir fedakarlık yapacağını düşünmüştüm hep, ama öyle olmadı. Iron Man'in fişi çekmesi gerekti. Kaptan da bir şekilde artık sinematik evrene veda etti. Henüz ölmemiş de olsa gayet yaşlanarak bıraktı kalkanını. Ben Bucky'ye teslim edeceğini düşünüyordum. Falcon'a verdi. Belki bundan sonraki süreçte artık Falcon'u Kaptan Amerika olarak göreceğiz. Onun dışında Natasha'nın ölümü, yani zaten Barton'la ikisi Vormir'e giderken burada Natasha ölür dedim içimden. Yani artık dönüşü olmaz, çünkü Bart'ın çocukları için Natasha'nın kendisini feda edeceğini düşünmüştüm. Oraya onların gideceğini bilmiyordum ama gittiklerini duyduğum andan itibaren, gideceklerini duyduğum andan itibaren öyle olacağına karar vermiştim, ki öyle de oldu. Orada bir ters köşe yapmadı film. Kaptanın Mjolnir'i kaldırdığı sahne gerçekten efsanevi bir sahneydi, ki Age of Ultron'dan beri beklediğim bir şeydi. Hani birçok Marvel çizgilerinden aşina kişiler bilir. Çekicinin ortası yok. Ya kaldırırsınız ya da kaldıramazsınız. Öyle kımıldattım vesaire diye bir durum yok. Kaptan muhtemelen Age of Ultron'da o parti öncesi çekici kaldırmaya çalışırken sırf Thor'un egosunu sarsmamak için kaldırmadı diye düşünüyorum. Ama onun dışında layıklık kısmında bir zaten sıkıntısı olmayacak karakterlerden biri. Vision kaldırıyorsa kaptan hayli hayli kaldırır. Ki o sahne çok iyiydi. Yani o özellikle son savaş. Doctor Strange'in gelip de tüm işte tozdan geri dönenleri getirip Thanos ve ordusuna karşı savaştıkları sahne efsaneydi. Özellikle tüm Marvel kadınlarının toplandığı sahne ayrı bir güzel geldi bana. Hani Marvel sinematik evreninde bunu görmemiştik hiç. Şimdiye kadar kadınları ön plana çok fazla çıkarmamışlardı, kadın karakterleri. Hani Captain Marvel'da bunu yapmaya çalıştılar falan ama biraz bana sorarsanız eğreti durdu. Beceremediler o işi. Yani çok gereksiz bir PR'a falan girdiler. Oyuncu seçiminden her şeye kadar belirli hatalar yaptılar. Ki şuna da değineyim, Captain Marvel bu filmde çok kötü durmamış. Yani ben kendi solo filminde çok beğenmemiştim Brie Larson'ın oyunculuğunu. Yani süper kahraman janrasına çok gitmedi demiştim ama bu filmde kendini daha da toplamış diye düşünüyorum. Çok fazla bir rol yok, çok fazla görmüyoruz filmde. Ancak olduğu sahnelerde de kendi filmindeki kadar sırıtmamış diye düşünüyorum. Belki de zamanla öğrenecek. Vakit vermek lazım. Şimdi spoilersız videoda da belirttim. Film birçok ihtimali açık olarak bitti bana sorarsanız. Evet, Tony öldü. Bunu biliyoruz. Kaptan veda etti hepimize. Thor gitti Guardians of Galaxy'ye katıldı. Yani bildiğimiz Marvel sinematik evrenin Trinity'si, hatta Marvel çizgi romanlarının Trinity'si artık sinematik evren için dağıldı. Biri komple öldü, diğeri emekli oldu, öbürü de Guardians of Galaxy'ye katıldı, ki Guardians of Galaxy 3'te Thor ölürse açıkçası şaşırmam. Hani bu üçlüyü emekliye yarayacaklar belki de. Belki de geri dönecekler bir şekilde. Çünkü
Dediğim gibi bir zamanda yolculuğu çok farklı anlattılar. Bugüne kadar zaman yolculuğu izlediğimiz her filme gerçi arada bir çok sağlam geçirdiler yani. O saçma bu saçma dediler. Keşke öyle yapmasalardı. Hani o filmlere de bir saygı duymak gerekiyor diye düşünüyorum ama zaman yolculuğu öyle değil böyle olur şeklinde takıldılar. İşte geçmişi değiştirmek geleceği düzeltmez bilmem ne vesaire bıdı bıdı. Sadece alternatif bir gelecek yaratır şekline geldiler. Ancak filmde geçmişten taşları toplarken birkaç tane olay vardı bana. Hatta bir tanesi çok önemli. Loki arada Tesseract'ı ele geçirdi. Orada alternatif bir evren oluşmuş olabilir diye düşünüyorum. Kaptan en son taşları geri dağıtmaya gittiğinde geri geldi bir hayat yaşadım modunda işte yaşlandım şeklinde ama arada taşları hangi aralıkta teslim etti veyahut da teslim ettikten sonra ne yaptı? Yaptığı eylemler acaba alternatif bir geleceğin oluşmasına sebep oldu mu? Bununla ilgili herhangi bir bilgi verilmemiş. Veyahut da Peggy ile evlendi. İşte yüzüğünü gösterdi. Belki bir çocuğu oldu. Hani tam bir fikrimiz yok. Ve filmde sürekli çocukların ön plana çıkarılması. İşte Ant-Man'in kızı büyümüş. 5 sene geçmiş tabii ki aradan. Hawkeye'in çocukları hatta bir tanesine okçuluk eğitimi verirken gördük. Tony'nin aynı şekilde kızı. Cenaze sahnesinde tek gözüken bir çocuk vardı. Onun kim olduğunu filmde anlamamıştım. Sonra yaptığım araştırmayla öğrendim ki Iron Man 3'te Tony ile arkadaş olan o ufak bebe artık büyümüş ve o cenazeye katılmış. Onun gösterilmesi. Belki de dediğim gibi Kaptan'ın Peggy ile olası bir çocuğu. Bana açıkçası bir Next Avengers, Young Avengers tarzı bir filmin gelebileceği sinyalleri ki daha önce Kevin Feige bundan bahsetmişti. Yani olasılığını ortaya çıkardı. Olur olmaz o ayrı bir şey çünkü Marvel planlarını çok hızlıca değiştirebiliyor. Hani bu Infinity Sagası bile böyle bitmeyecekti normalde. Veyahut da ilk planlanan bu değildi. Bunun öncesi Inhumans vardı. Onlar daha sonra diziye çevrildi falan filan. Hani dere geçerken at değiştiriyorlar yani. Bunu ilk defa yapmıyorlar. Hani bu da ihtimalleri attılar ancak öyle mi biter? Açıkçası bilmiyorum. Veyahut da böyle mi devam eder? Bu zaman yolculuğu dediğim gibi hani çok fazla şeyi değiştirdi. Çok fazla şeyin de açık kapı bıraktı. Anlattıkları zaman yolculuğu. Belki de Tony'nin kaptanın geri döneceğini göreceğiz ki en çok isteyeceğim şey bu olur. Ya da tüm beklentilerin aksine Captain Marvel'ın başı çektiği işte Doctor Strange, Black Panther, Spider-Man gibi karakterlerin ön planda olduğu yeni bir Marvel sinematik evrenini izleriz. Bu karakterlere tamamıyla veda edilir. O da bir ihtimal. Hani Vision falan tamam komple gitti eyvallah da hani diğer açıkçası bu toza dönenlerden gidişlerde vesaireyle ilgili soru işaretlerim var. Mesela Black Widow öldü ancak planlanan bir Black Widow filmi var. Senaryosu yazılıyor, yönetmeni seçiliyor vesaire. Ha orijinini anlatabilirler. İşte belki Hawkeye ile şu sürekli bahsettikleri bir görev var. Neredeydi unuttum. O görevi belki de gösterirler. Hani çok emin değilim. Ama bu karakterleri bir şekilde görmeye devam edeceğimizi düşünüyorum. Mesela Vision'da Wanda'yı da gene Disney'in kendi yayın servisinde yapılacak bir mini dizide göreceğiz. Aynı şekilde Falcon'la Bucky'yi de yine kendilerine ait bir dizileri olacak. Orada görmeye devam edeceğiz. Hani bu karakterleri komple kaldırıp çöp atmış değiller ama farklı yönlerde değerlendirecekler sanırsam. Ha şu var ben açıkçası filmin sonunda bir after credits sahnesiyle şeyi bekledim. Bir acaba X-Men Fantastic Four göndermesi vesaire yapılır mı gibisinden bir şey bekledim ama herhangi bir after credits sahnesi çıkmadı. En son Marvel yazısı çıkarken, Marvel Stüdyoları yazısı çıkarken arkada bir ses duyuluyor. O sesin de Tony'nin ilk filmde kendi zırhını mağarada döverken ki işte çekici demire vurma sesi olduğu söyleniyor. Ancak gerçekten öyle mi bilmiyorum. Birkaç tane bununla ilgili yorum okudum. Benim yorumum değildir. Sadece duyduğum bir şeyi söylüyorum. Hani bu da Tony'nin geri döneceğine veyahut da başka Iron Man'ler olabileceği fikrine doğru yol açıyor. Çizgi romanlarda da Iron Man'in daha önce zırhını bir kız çocuğuna devretmişliği var. Böyle işte siyahi kabarık saçlı falan bir kız çocuğuydu. Belki Shuri olacak hani. Emin değilim. Çok fazla ihtimali açık bırakarak bitirdiler ve kesin bir şey vermediler. Bence bir sonraki 10 yılla ilgili kendilerinin de şu an net bir planı yok. Ne X-Men'e ne Fantastic Four'u nasıl dahil edeceklerini bilmiyorlar. Dahil edeceklerini biliyorlar ama nasıl yapacaklarına emin değiller. Birden fazla ihtimal var ellerinde ve hangisini seçeceklerini düşünüyorlar. Zaten bu filmle ilgili bile Russo kardeşlerin bir açıklaması vardı. Sanırsam 6-7 tane ayrı son çekmişler ama hangisini sinemada kullanacağımıza henüz karar vermedik gibisinden bir açıklamaları vardı. Demek ki en sonunda bu sonda karar kılındı. Tony'nin bu şekilde ölmesi, Kaptan'ın bu şekilde vedası, Thor'un Guardians of Galaxy'ye katılması vesaire gibisinden. Ha bir şeyde Thor'un bu göbekli vesaire hali çok hoşuma gitti. Özellikle o işte çekici kaldırıp da yıldırımları tepesine indirdikten sonra sakallarını övgülü hali falan böyle tam bir Valhalla savaşçısı moduna sokmuştu onu. Hani o değişik ve güzel bir Thor görüntüsüydü. O hep maskular görüntüden falan çıkmıştı. O yönüyle Thor'u açıkçası hoşuma gitti görmek. Değişik bir Thor'du. Muhtemelen Guardians of Galaxy 3'te vesaire yer alacaksa eski haline çevirirler zamanla diye düşünüyorum ama bu da değişikti.
Madem Thor'un bu halini beğendiğinden bahsettim, filmde beğendiğim şeylere kısaca değineyim. Öncelikle kaptanın Mjolnir'i kaldırdığı sahne gerçekten efsanevi bir sahneydi, çok güzeldi. Yine kaptanı tekrardan kalkanı ile birlikte görmek çok güzeldi. 2012'deki Avengers'ın ilk New York Savaşı'na döndükleri zaman işte Loki'yi yendikten sonra Asa'nın götürülüşü vesaire bilmem ne sırasında olanlar, oradaki Shield ajanlarıyla aslında Hydra ajanı olan Shield ajanlarıyla aralarında geçenleri vesaireyi görmek de çok güzeldi. Tony'nin aile hayatını izlemek güzeldi. Değişik bir baba figürüydü. Hoş bir baba figürüydü hatta. Onu görmek eğlenceli ve güzeldi. Hawkeye'in rolünün halini çok beğendim. Hani gayet sert ve acımasız bir karakterdi. Onun da güzel bir aksiyon sahnesi vardı. Ronin kostümü vesaire de hoş olmuştu. Black Widow'un içten dağılmış ama dıştan sürekli ekibi toplamaya çalışan, görevden vazgeçmeyen, o görev bilinciyle hareket eden halleri hoşuma gitti. Ve sondaki Doctor Strange'in herkesi getirdiği, daha önce bahsettiğim o büyük savaş sahnesi gerçekten efsaneviydi. Özellikle Marvel kadınlarının bir araya gelip de tek kalemde saldırdı. Kaptan Marvel'e yardım etti işte eldiveni taşımada vesairedeki sahne epik olmuştu. Hani film bu tarz güzel anlara sahipti. Hani bunları gerçekten beğendim. Filmde beğenmediklerime gelirsek kesinlikle şu zaman yolculuğu muhabbeti üzerinden çıkıp da işte Geleceğe Dönüş'ten tutun da birçok zaman yolculuğu filmine kadar her filme saniye başı bok atmaları hoşuma gitmedi. Hani ben bir yönetmenin diğer yönetmenlere saygı duyduğu sistemleri daha çok tercih ediyorum. Hani bu senaryoda bunlar değiştirilebilirdi. Ha, onlar öyle görüyor ama tabii bunlar teoriden ibaret. Zaman yolculuğu aslında şöyle olmalıdır şeklinde anlatabilirlerdi ama ikide bir kalkıp bullshit demeleri bence güzel değildi. Benim hoşuma gitmedi. Profesör Hulk zaten, yani Marvel Sinematik Evreni'nde Hulk'a bir türlü ısınamadım. Sürekli işte, yani işte biraz Avengers'ta Hulk'a benziyordu. Hani Edward Norton'unki daha sertti. O zaman Universal stüdyolarındaydı galiba Hakkı ama gene de MCU'ya bağlı çektiler falan filan. Ancak Avengers'tan sonra özellikle Loki'yi dövdüğü sahneden sonra giderek yavaş yavaş Shrek'e çevirdiler benim gözümde. Hani bu filmde zaten Profesör Hulk olunca tamamıyla Shrek gibi bütün film boyunca gözümün önünde arıza endam etti. Yani Profesör Hulk'ı da, Marvel Sinematik Evreni'ndeki Hulk'ı da bir türlü tam manasıyla sevemedim. Kafamın almadığı bir konu, ya taşlara sahip olan Thanos'tan dayak yediniz eyvallah. Hani bir taş veyahut da iki taşa sahipken bile çok çok güçlüydü artık. Hani taşlar muazzam güçler veriyor. Ancak hiçbir taşa sahip değilken Thor elinde hem Mjolnir hem Stormbreaker varken, Kaptan Kalkanı'yla, Tony gelmiş geçmiş en gelişmiş zırhıyla, Mark 50-51 artık kaç sayı bilmiyorum, bu sayısını kaçırdım. Üçü birden daldılar ama yani çizik açamadılar. Hani ki Tony 6 taş, pardon 5 taş elindeyken Thanos'a saldırıp en azından hani şöyle yanağında bir kesik açmayı başarmıştı. O kısımda mesela ben bir mantık bulamadım açıkçası. Hani Thanos aşırı güçlü bir karakter, kabul ediyorum ama Infinity War'la arasında bir dengesizlik vardı böyle bakarsak. Infinity War'da da taş öncesi çok güçsüz gösterseler de anlayabilirdim. Hani sinematik evren için karakterler çizgi romandan biraz farklı gösterilebiliyor. Güçlerin oranları değiştirilebiliyor. İşte Hulk'ın daha az güçlü olması gibi, daha kontrol edilebilir, Avengers'la direkt yan yana çalışabilen bir karakter olması gibi ufak tefek değişiklikler yapılabiliyor ama bu iki film arasında Thanos'un muazzam bir dengesizliği vardı güç olarak. Burada çok çok daha güçlüydü. Yani bu taşlara sahip olmadan üçünün ağzını burnunu da attı. Tüm karakterlere karşı durabildi. Açıkçası o kısmı anlamadım. Beğenmediğim demeyeyim ama Tony'nin ölümü, Kaptan'ın vedası, yani henüz hazır olmadığım bir şeydi belki de. Onu görünce üzüldüm ekranda açıkçası. Bir çağın kapandığına resmen şahit olduk. Bir şekilde geri dönmelerini ümit ediyorum. Ancak hani dönmezler. Yapacak bir şey yok. Bu insanlar gerçekten Kaptan Amerika veyahut da Iron Man değiller. Sonuç bir aktörlük kariyerleri var ve buna devam etmek istiyorlar. Ömür boyu bu rolleri canlandıracak değiller. Ancak ben açıkçası görmeye devam etmek isterim. Hani o biraz beni böyle buruk ayırdı. Ayrılmama sebep oldu sinemadan. Bakalım gelecek ne getirir bilemiyoruz. Muhakkak atladığım şeyler olmuştur. Beğendiğim, beğenmediğim, spoiler, spoilersız işte filmle ilgili vesaire. Ancak aklıma gelenler, takip edip gördüklerim filmde bunlar. Bir kere daha izleyeceğim gidip. Henüz kesmedi beni dediğim gibi. Ancak sizin bir fikriniz varsa, söylemek istediğiniz, benim kaçırdığımı düşündüğünüz, şu vardı bence şuna ihtimal doğurdu gibisinden söyleyeceğiniz bir şey varsa lütfen yorumlarda belirtin. Üzerine konuşalım, üzerine çok fazla konuşulabilecek bir film. Onun dışında kanalıma abone olun, videoyu beğenin, paylaşın, kendinize iyi bakın, hoşça kalın.